Rusçara II. Nikola, karısı ve 5 çocuğuyla birlikte 17 Temmuz 1918'de infaz edildi. Ama cesetleri bulunamadı. Sonra 1991'de bir mezar açıldı ve çocuklardan ikisinin orada olmadığı görüldü. Olayda hep bir karışıklık vardı. Ortada içlerinden bazılarının yaşıyor olabileceğine dair bir efsane dolaşıyordu. 2007'de ikinci bir mezar yeri ortaya çıkarıldı. Mezarın içindekiler sonunda kayıp kraliyet çocuklarının başına gelen şeyin gerçek hikayesini ortaya çıkarabilecek mi? Yayınlanmamış araştırmalar, Çar'ın ailesini kurtarmak için girişimlerde bulunulduğunu belgeliyor. Deforme olmuş kemiklerdeki bulgulara ulaşmaya çalışan adli bilim adamlarının öncülüğünde Romanovların gizemli dosyalarını açıyoruz. Yüzyılın başları. Romanov ailesi Rusya'daki yaşamın odak noktası. Çar II. Nikola 1894 yılından beri imparator. Helen Rappaport, Rus tarihi konusunda uzmanlaşmış bir tarihçi ve yazar. Romanovların özel yaşamlarını derinlemesine araştırmış. Rus halkı, özellikle de köylüler Nikola'ya büyük saygı duyuyordu. Ne zaman o önlerinden geçse karşısında eğilip istavroz çıkarıyordu. İngiliz kraliyet ailesinden Kent Prensi Michael, Rus çarının uzaktan akrabası. Onlar için bir ilah gibiydi. Bu yüzden ona duyulan saygı çok güçlüydü. Almanya doğumlu karısı Çariçe Aleksandra ile mükemmel bir kraliyet çiftiydi. Romanovların popülaritesini perçinleyen şey şüphesiz ki onların olağanüstü güzellikteki 5 çocuğuydu. Olga, Tatiana, Maria ve Anastasia delicesine sevdikleri 4 kızlarıydı. En genç çocukları ise tahtın varisi olan oğulları Alexey'di. Ailenin resmi konutu burası, St. Petersburg'daki kış sarayıydı. Tarihçi Charlotte Zipwat, Romanovların hayatıyla ilgili kapsamlı yazılar yazmış. Kış sarayı yaşamak ve büyümek için en olağanüstü yer. Etrafınız metrekarelerce altın yaprağı ve metrelerce mermerle kaplı. Ama bu durumun tam tersine Rusya 1914'te bir karmaşaya sahne oldu. Almanya savaş ilan etti. Ve bir yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon Rus öldürüldü ya da yaralandı. Andrew Cook, 20. yüzyıl İngiliz istihbaratı konusunda uzmanlaşmış bir tarihçi. Rus ordusunun her başarısızlığı Rus hükümetine, özellikle de Nikola'ya yansıyordu. Bu durumdan şahsi olarak sorumlu görülüyordu. Savaşın etkileri ortaya çıkıyor ve şehirlerde açlık baş gösteriyordu. Romanovlar dışarıda giderek büyüyen huzursuzluk ve hoşnutsuzluk ortamından saraylarının büyülü dünyasında kalarak korunuyorlardı. Şubat 1917'de Romanovlar aleyhtarlarının giderek yükselen sesleriyle karşı karşıya kaldılar. Siyasi provokatörler bir şans yakalayıp Rus devrimini başlattı. Bu tam anlamıyla açlığın ve çaresizliğin bir birleşimi olarak ortaya çıktı ve demokratik bir özgürlük arzusuyla devam etti. Nikola tahttan çekilmek zorunda kaldı. Bu durum bir bakıma onu rahatlattı. O hiçbir zaman bir hükümdar olmanın zevkini çıkaramamış biriydi. Romanovlar burada St. Petersburg'un 27 kilometre güneyindeki Aleksandr Sarayı'nda inzivaya çekildi. Geçici hükümet kaos halindeki ülkeyi kontrol altına alırken aile kendi güvenlikleri için ev hapsinde tutuluyordu. Cumhuriyetçilik duygusu sokaklara inanılmaz bir şekilde hakimdi. Halkın eline en ufak bir fırsat geçse saraya saldırıp Nikola ve Aleksandra'yı idam edeceklerdi. Ekim 1917'de Vladimir Lenin liderliğindeki Bolşevik Parti iktidarı ele geçirdi. Bolşevikler sert tutumlu, devrimci bir gruptu.
anormal bir şekilde ve şiddetle aristokrasiye, özellikle de Nikola'ya karşıydılar. Çar ve ailesi evlerinden 1700 kilometre uzağa, Ural Dağları'ndaki Ekaterinburg'da bulunan Bolşeviklerin kontrolündeki bir eve götürüldü. Nikola, orası için dünyada gitmek isteyeceğim son yer. Oradaki insanların bana son derece karşı olduklarını biliyorum demiş. Ailenin hapis olarak tutuldukları bu ev üst düzeyde korunuyordu. Ve sert komutan Yako Yurovski'nin kontrolü altındaydı. Yurovski kendisini görevine adamış bir devrimciydi. Temel görevi evi gözetim altında tutmak gibi görünüyordu. Ama aslında ailenin öldürülmesi için ihtiyaç duyulan şeylerin hazırlığını yapmaktı. Devrimde bir görevi vardı. Ve bunu her ne pahasına olursa olsun yerine getirmeyi kafasına koymuştu. Birkaç gün içerisinde aileyi öldüreceğini bilmesine rağmen onlarla oturup mutlu bir şekilde sohbet edebiliyordu. Devrimin ardından Yurovski verdiği bir ifadede 17 Temmuz 1918 tarihinde gece saat 2'de muhafızların Romanovları bodrum katına götürdükleri bilgisini verdiğini söylemiş. Yurovski'nin adamları bir odada toplanıp silahlarını hazır hale getirmişler. Yurovski ailenin daha önce birçok kez yaptığı gibi bir aile fotoğrafı için bir araya toplanmalarını emretmiş. Kızlar annelerinin etrafında toplanmış. Çar oğlunun yanında durmuş. Muhafızlar da onların önünde sıralanmış. Yurovski yüksek sesle Nikola'nın infaz edilmesine karar verildiğini yazan belgenin bir özetini okumuş. Aile duyduklarına inanamamış. Nikola şanslıymış. Acı çekmeden hemen ölmüş ama diğerlerinin çoğu hemen ölmemiş. Korkunç bir şekilde acı çekmişler. Etrafta yayılan dumanların arasından çığlıklar yükseliyormuş. Çocukların her biri teker teker yakın mesafeden vurulmuş. Toplamda 103 el ateş edilmiş. Bu olayın geçtiği bodrum katındaki odanın fotoğrafı. Bolşevikler, Çar sempatizanlarının cesetlere sahip çıkıp şehit muamelesi yapmalarını da istemiyordu. Yurovski bu korkunç olayların devamını kaleme almış. Geride iz bırakmadan kanlı cesetlerden kurtulmak için onları çok uzaktaki bir ağaçlık alana götürmüşler. Uluslararası araştırma ekibinde yer alan Peter Serendinaki, mezar yerleri araştırması yapıyor. Yurovski önce cesetlerin kamyondan indirilmesi emrini vermiş. Ardından cesetlerin o noktaya gömülmesini istemiş. Ama gün ağarmak üzereymiş. Yurovski ve adamları yakalanacaklarından korkmuş. Romanovlar hiçbir tören yapılmadan bir çukura fırlatılmış, üzerlerine asit dökülüp yakılmış. Cesetleri ormanda yakıp kül etmeyi düşünüyorlardı. Derslerine iyi çalışmışlar mıydı? Açık havada bir cesedi yakmanın ne kadar süreceğini hesaplamışlar mıydı? Isıya bağlı olarak ateşin dokuyu ve yağı yok edip cesedi yanmış etin kaygan kalıntılarıyla kaplı bir iskelete çevirmesi için yaklaşık 7 saate ihtiyaç vardır. Bu kritik karar sonraki 70 yıl boyunca çocuklardan ikisinin hayatta olabileceği umudunu canlı tuttu. Yurovski'nin notlarına göre kalıntılardan en küçük iki grubu alıp yakınlarda bir yere götürmüş ve orada yakmaya devam etmişler. Onları diğer ceset yığınından ayırmışlar. 80 yıl boyunca Romanovların gömüldüğü sanılan bu iki yer bulunamadı. 1991'de Ekaterinburg yakınlarındaki bir ormanın derinliklerinde bir mezar ortaya çıkarıldı. Bilim adamları çıkartılan kemik kalıntılarının DNA'sını analiz etti. Dr. Michael Cobb, Washington'daki Silahlı Kuvvetler Laboratuvarı'nda çalışan bir bilim adamı. Bizim laboratuvarımız DNA testinin ilk aşamasında görev aldı.
Sonuçlar oldukça açıktı. Nikola'ya, Alexandra'ya ve diğer üç kıza ait olduğuna inanılan iskeletler arasında aile olduklarını gösteren bir bağlantı vardı. Burası St. Petersburg'daki Paul ve Peter Kalesi. 1998 senesinde, yani kemiklerinin mezardan çıkarılmasından 7 yıl sonra, Çar 2. Nikola ve ailesinin diğer 4 üyesi buraya gömüldü. Romanovlar azizlik mertebesine yükseltildi. Kent prensi Michael törende bulunmuş. Oldukça dokunaklı bir andı. Şehri yaratan Büyük Petro'dan beri çarlar hep oraya gömülmüştür. İki mezar hala boş duruyor. Tahtın varisi genç prens Alexei ve kızları Maria ya da Anastasia için olan. Asıl büyük gizem bu iki kayıp çocuğa ne oldu? Bu tamamen kapanmış bir hikayeydi. Onların bulunması mümkün değildi. Peter Sarandinaki ve ekibi yıllar boyunca sistematik bir şekilde Çar'ın mezarının çevresinde araştırmalar yaparak ikinci mezar yerini bulmaya çalıştı. 20 bin metrekarelik, üç tarafı ormanla ve doğu tarafı tamamen bir bataklıkla çevrili çayırlık bir alan. Yüzeyden 10 santimetre kalınlığındaki toprağı kazdık ve yerin yüzeyini düzleştirmeye çalıştık. Bu şekilde radarla kontrol edip bir anormallik varsa tespit edebilecektik ama hiçbir şey bulamadık. İki cesetten hiçbir iz olmaması, Yurovski'nin suikastla ilgili yazılarında olanları abartmış olabileceği ve kayıp çocukların kaçmış ya da kurtarılmış olabileceği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bulunmalarından bir yıl önce, 1917 baharında aile Alexander Sarayı'nda tutulurken bir çıkış planı şekillendi. Etrafta muazzam bir belirsizlik vardı. Ne olacak ve nereye gideceklerdi? Aile ülkeden ayrılmaya niyetlendi. Nikola, yakın arkadaşı ve akrabası Kral 5. George'a danıştı. Onlar kuzendi ve birlikte çok vakit geçirirlerdi. Bu yüzden birbirlerine çok yakındılar. Hatta insanlar onların aşırı derecede birbirlerine benzediğini kolaylıkla fark edebiliyordu. Nikola, George'dan ailesini İngiltere'ye aldırmasını rica etti. O olup bitenle yakından ilgilenen biriydi. Plana göre St. Petersburg'un 1000 kilometre kuzeyindeki Murmansk limanında Romanov ailesini bir İngiliz gemisi bekleyecekti. Ve oradan denize açılarak güvenli bir şekilde Birleşik Krallığa gideceklerdi. George içgüdüsel olarak kuzenine hiç kimsenin yapmayacağı bir teklifte bulundu. Ama bir sorun vardı. Sorun elbette ki Alexandra'nın Alman oluşuydu. O dönemde Britanya'da inanılmaz bir anti-Alman görüşü vardı. Birleşik Krallık'taki politik huzursuzluk manzarasıyla karşı karşıya kalan Kral George'un başka şansı yoktu ve davetini geri çekmek zorunda kaldı. Çok sıkışık bir durumdayken köprüyü kaldırdı. Böylece Nikola ve ailesi oldukça düşmanca bir çevrede sıkışıp kaldı. Ailenin Birleşik Krallığa sığınma planı resmi olarak rafa kalktı. İç savaş patlak verdiğinde aile St. Petersburg'dan ayrılmak zorunda bırakıldı ve Ekaterinburg'a götürüldü. Görünüşe göre kaderleri önceden belirlenmişti. Ailenin tutulduğu konağın adı olacak kötü şeylerin habercisi olarak özel amaçlı ev olarak değiştirildi. Çok iyi korunan bu ev onların hapishanesi haline geldi. Nikolas günlüğüne "Dışarıdan kesinlikle haber alamıyoruz" diye yazmış. Çok iç karartıcı bir dönem olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Bana göre sonunda kurtulma umudundan tamamen vazgeçmiş. Çar'ın haberi yoktu ama Kral George'un Romanovlara sığınma konusunda verdiği resmi olumsuz cevaba rağmen Londra'da hala onların nasıl kurtarılacağı düşünülüyordu. İngilizler aileyi oradan kurtarmak için gizli bir plan yaptı. 90 yıl saklı kaldıktan sonra açığa çıkarılan belgeler Rusya'nın en kıdemli casuslarından birinin görevlendirildiğini ortaya koydu. Stephen Ali aslında Rusya'da doğmuş olan bir uzmandı. Akıcı bir Rusçası vardı ve her gün Rus yaşamının içine karışabiliyordu. Bu Ali'nin not defteri. Ailesi tarafından nesiller boyu saklanmış. Notları Ekaterinburg'a yaptığı yolculuğu da içeriyor.
Onun benzersiz notları o dönemde neler yaptığına gerçekten çok aydınlık bir ışık tutuyor. Son derece riskli bir istihbarat görevi vardı. Eğer bu durum ortaya çıksa ve tutuklansaydı, kesinlikle kendisini idam mangasının karşısında bulurdu. Romanovların tutulduğu evin nerede olduğunu gösteren bir çizim de Ellie'nin notları arasında yer alıyordu. Rus dosyalarıyla bir araya getirildiğinde hapsedildikleri yerin tam resmini çıkartmak mümkün. Aile birinci kattaki dördüncü odada tutuluyordu. Bildiğimiz diğer bir durum da aynı katta bir muhafız odası olduğu, aynı zamanda merdivenlerin üzerinde de muhafızların bulunduğuydu. Ailenin kaldığı yer muhafızlarla çevriliydi. Elimizdeki listeden orada bulunan ve çalışan herkesin isimlerini, kaç kişi olduklarını ve vardiya değişimlerinin nasıl yapıldığını da görebiliyoruz. Yolun karşısındaki çan kulesinde evin üzerine nişan almış bir makineli tüfek yuvasıyla bahçeye yerleştirilmiş bir makineli tüfek vardı. Bir katliam yaşanmadan ailenin oradan kurtulmasına imkan yoktu. Ali bunun bir intihar görevi olduğunu rapor etti. Gerçekçi bir bakış açısıyla o şartlar altında bu görevin başarıya ulaşması mümkün değildi. Ellie'nin Romanovları kurtarma planı hiçbir zaman hayata geçmedi. 1991'de 5 cesedin kimliği belirlendiğinde 2 çocuğunki hala açıklanmamıştı. Onların bir şekilde kaçtıklarına dair spekülasyonlar dolaşıyordu. Ortadan kayboluşlarının ardındaki gizem hala çözümlenmemişti. Ortada birinin ya da her ikisinin birden kaçmış olabileceği yönünde olasılıklar, efsaneler dolaşıyordu. Sonra Haziran 2007'de ilk mezardan sadece 60 metre uzaklıkta ikinci bir mezar daha bulundu. Kemikler parçalanmış ve yakılmıştı. Elimizdeki 44 küçük kemik parçası bize 12 ila 15 yaşlarında bir erkek ve 17 ila 19 yaşlarında bir kıza ait oldukları ipucunu veriyordu. Parçalanmış kemiklerin kime ait olduğu ancak DNA testiyle belirlenebilirdi. Ama bu sefer de bilim adamları başka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Evgeni Rogaev, genetik kimlik tespiti alanında önemli bir isim. Son bulunan kemiklerin DNA'sı üzerinde çalışması için Rus yetkililer tarafından davet edilmiş. Gördüğümüz kalıntılara şüpheyle baktık. Bir genetikçinin zarar görmüş bir DNA üzerinde çalışması oldukça zordur ve büyük bir mücadele gerektirir. Parçaların büyük bir kısmı DNA testine tabi tutmak için çok küçüktü. Elimizdeki parçalardan sadece 10 tanesi DNA testi için yeterli büyüklükteydi. DNA herkes için özel olan ve nesilden nesile kalıtımsal olarak aktarılan genetik bir parmak izidir. İlk yapmak istediğimiz şey mitokondriyal DNA'ya bakmaktı. Mitokondri sadece anne tarafından geçer. Yani anneler kendi mitokondri tipini çocuklarına aktarır. ...1990 senesinde ilk mezar bulunduğunda testler DNA'nın Charicha Alexandra ve 3 kızı Olga, Tatiana ve en genç kızları olan Maria ya da Anastasia arasında paylaşıldığını belirledi. Bunlarla en son bulunan cesetlerin bir bağlantısı varsa onlar da aynı DNA'yı paylaşacaklardı. Bilim adamları işlerine yarayabilecek tüm hücreleri dikkatle incelemek zorundaydı. Kemiğin dış yüzeyini kazıdık ve toz haline getirdik. Sonrasında bir tampon çözeltisi kullanarak kemiği içerisinde tamamen çözdük ve DNA'sını çıkardık. Mitokondriyal DNA dizisini tamamıyla belirleyebilmiş olmamız gerçekten bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Bir bacak kemiğinin bir kadından ve bir bacak kemiğinin de bir erkekten geldiğini tespit ettik. Her ikisi de Alexandra ile aynı mitokondriyal DNA dizisine sahipti. Ama henüz işin çok başındaydılar. Araştırmacılar kesin ve nihai sonuca ulaşmak için bu çocuklarla babaları arasındaki eşleştirmeyi de yapmak zorundaydı. Bunun için kesin bir kıyaslama gerekliydi.
Ama Çar Nikola'nın hayatta olduğu dönemden kalma DNA örneği alınabilecek sadece tek bir yer vardı. Ayrıca onun yıllar önce kaybolduğu da biliniyordu. Nikola Romanov, 1891'de henüz tahtın varisiyken Japonya'nın Osaka kentine yaptığı bir gezi sırasında saldırıya uğramıştı. Nikola eliyle kafasındaki kanı durdurmaya çalışmış. O sırada üzerindeki gömlek kanlar içinde kalmış. İkinci Nikola'nın kan izleri taşıyan gömleği St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'nde tutuluyordu. Burası bir zamanlar Romanovların malikanesiyken, şimdilerde 3 milyonun üzerinde sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Müze yetkilileri bulamadık, nerede olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok dedi. Sonrasında bir sayım yaptılar ve gömleği buldular. O çok önemli bir delildi. Ama gömlek 100 yıllıktı ve kanın içindeki DNA zaman içinde zarar görmüştü. Profesör Rogaev kumaşı ilk inceleyen kişi. DNA'sını çıkarabilme ihtimalimiz oldukça düşüktü. Kimyasal koruyucuların, sıcaklığın ya da nemin DNA'ya zarar vermiş olmasından korkuyordu. DNA'sını başarılı bir şekilde çıkartabilmemiz bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bir çekmecede bir kağıda sarılı olarak bulunan Nikola'nın genetik özellikleri, hikayeyi tamamlamak için hayatta kalmayı başarmıştı. Kan lekelerinden ve kemiklerden aldığımız örneklerin genetik profillerini karşılaştırdığımızda mükemmel bir şekilde birbirlerine uyduğunu gördük. Bu çocukların Nikola ve Alexandra'nın çocukları olma ihtimali, dünya üzerindeki herhangi iki kişinin çocukları olma ihtimalinden 4 trilyon kat daha fazla. Odadaki herkes ağlamaya başladı. Çok duygusal bir andı. Çünkü onların kayıp çocuklar olduğunu kesin verilerle kanıtlamayı başarmış ve yaklaşık 90 yıllık bir gizemi çözmüştük. Romanov ailesinden olup olmamak hiçbir şeyi değiştirmez. Bana göre bu konuda hiçbir şüphe kalmadı. Çünkü DNA sonuçları kesin. Şubat 2009'da adli araştırmaların ikinci yılından sonra bilim adamları kayıp olan iki Romanov çocuğunun kimliklerinin belirlendiğini onayladı. Katledildiklerinin kanıtlanması, içlerinden birinin yaşıyor olma umudunu tamamen ortadan kaldırdı. Onları bu korkunç sona yaklaştıran gerçekler ancak şimdi tam olarak anlaşılabiliyor. Bence bu son 100 yıl içinde gerçekleşmiş en sarsıcı olay. Onlar için bu siyasiydi, bizim için değildi. Bizim için sadece cinayetti. Acımasız, kanlı bir cinayet. Kader, Romanovlar için ağlarını ördü. Rusya'nın son hanedanı yaklaşık 100 yıl sonra belki artık huzur içinde uyuyabilir.